Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Bugün kutusunu açacağımız telefon Realme'nin 6i modeli. Bu model ülkemizi yeni satışa sundu arkadaşlar ve fiyat performans canavarı olarak lanse ediliyor. Gerçekten öyle mi değil mi? İncelememiz sonunda buna karar vereceğiz. Fakat bugün sadece kutusunu açacağız. Burada Realme'nin 5i modeli var arkadaşlar. 5i bildiğiniz gibi Aralık ayında çıkmıştı. 6i ise Mart ayında raflardaki yerini aldı. Tabii ülkemize gelmesi biraz daha gecikmeli oldu. Yani iki telefon arasında takribi olarak 4 aylık bir süre var. Peki bu 4 ayda ne değişti? Realme 5i'den 6i'ye geçti. Öncelikle bunu sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi kutular hayli kalın. Yani sanki Realme'nin içerisinde 2 tane Realme 5 varmış gibi duruyor. Birazdan açacağız. Kutuda ne olduğunu beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Realme 5i biliyorsunuz arka tarafında Snapdragon 665 Yonga setiyle geldiği zaten söyleniyordu. 6i'de ise Realme Qualcomm yerine MediaTek'i tercih etmiş arkadaşlar ve Helio G80 Yonga setine geçiş yapmış. Batarya baktığımız zaman ayrı. Burada önemli olan bir değişiklik bu 6i'de 48 megapiksellik ana kameranın bulunuyor olması. İki telefonda da 4'lü ana kamera var fakat 5i'de arkadaşlar ana kameramız 12 megapikseldi. F1.8 diyafram genişliğine sahipti. 6i'de ise ana kameramız bizim 48 megapiksele yükselmiş durumda. İki telefon arasındaki belki de en önemli fark bu. Diğer geri kalan 3 kamera aynı. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası mevcut. Bu iki telefonun arasında çok bir fark yok ama ben bunların ikisini size ilerleyen günlerde karşılaştıracağım. Ve aralarında ne gibi farkları olduğunu sizlerle paylaşacağım. Şimdilik 5i'yi kenara alalım ve 6i'nin kutusunu dilerseniz açalım arkadaşlar. Realme'nin bu arada son dönemde gerçekten fiyat performans bazında baktığımızda oldukça uygun modelleri olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu 5i şurada kısa bir süre öncesine kadar 1400 liraya satılıyordu arkadaşlar. Pek çok kampanya yaptılar. Onunla ilgili yani 1400 liraya da 4 ana kameralı bir telefon almak sanırım şu devirde çok da mümkün değil. Evet, jelatinimizi çıkardık. Şu kutuyu yavaş yavaş açalım bakalım yani bu kadar kalın ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Çünkü kutunun boyutu bayağı bir büyük. Hani ne koymuş olabilirsiniz buna? İki tane mi telefon koydunuz diye düşünüyor insan. Evet, şurada bir kılıfımız çıktı. Klasik zaten bu Realme telefonlarında geliyor kılıf. Silikon bir kılıf arkadaşlar. Güzel bir şey. Ben telefonun içinden kılıfın çıkmasını seviyorum. Hızlı başlangıç kılavuzumuz. Garanti belgemiz. Şöyle kenarda dursun. Bu telefonumuz beyaz renk. Güzel bir renk. Birazdan bakacağız arkadaşlar. Bir kutu içeriğimize bakalım ne var ne yok. Şöyle. Yani derinlemesine bir kutu olmuş fakat boş bir kutu olmuş. Yani kutu çok büyük. Şu adaptörün boyutundan sanıyorum ki. Normalde Realme'nin şarj adaptörü bu kadar büyük değildi. Şöyle yazıları da size netleyeyim. Netleyebilirsem. Gördüğünüz gibi adaptör boyutu hayli büyük. Muhtemelen bu kutunun bu kadar büyük olmasının sebebi de adaptör. Şurada da bir adet Type-C girişimiz bulunuyor. Bu arada 5i'de sanırım mikroydu. Mikro 2'ydi. Bunda Type-C'ye geçmişler. Bu arada kulaklık yok. Bakıyorum şuralara falan. Şöyle bakayım. Yok arkadaşlar. Yani bu kadar büyük bir kutu. Ama kulaklık çıkmadı. Yok. Şu adaptör için bu kadar büyümüş kutu. Yani çok bir beklentiye girmeyin. Kutuyu böyle görüp de içinde herhalde ses sistemi çıkacak diye sanmayın. Çünkü çıkmıyor. Bakalım burada da bir şey var mı? Yok. Yani kılıfımız. Evet. Telefonumuza gelelim. Yani bu kadar büyük bir kutudan 3 parça bunlar çıktı. Bir de kılıf. Bir de kağıt falan işte. Karton israfı olmuş biraz açıkçası. Şuradan açalım telefonumuzu. Evet açıyoruz. Açıyoruz. Açtık. Bu telefon bize erken geldi arkadaşlar. Videoyu çektiğimiz gün itibariyle fiyatı henüz belli değil. O yüzden size fiyat bilgisi veremiyorum şu anda. Ekran koruyucusu var üzerinde. 5000 mAh'lik bir batarya var. O yüzden telefonun kalınlığı biraz fazla. Muhtemelen uygun fiyatlı bir model olacaktır diye tahmin ediyorum ben bunu. Ne kadar olur? Yani 5i'yi 1400 liradan satıyorlardı en son. Bu da 1700 falan olur diye tahmin ediyorum. Belki daha uygun da olabilir. Göreceğiz. Sonuçta MediaTek Yonga seti koymuşlar. Damla çentik bir tasarım. Yani 5i ile hemen hemen aynı diyebilirim. Karşılaştırmasını yapacağım önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Hani hangisini almanız daha mantıklı olur falan. Bunların bilgisini sizlerle paylaşacağım.
Evet, şunu da çıkartalım şöyle. Arkada. Arka kaymaz bir yüzey. Dur bakayım şöyle bir. Aynen. Kaymıyor yani. Parlamıyor da gördüğünüz gibi çok fazla. Normal bir yüzey. Evet, telefonumuz açılıyor. Ama çok kalın olması biraz benim dikkatimi çekti açıkçası. Hani artık yıl olmuş 2020, bu kadar kalın bir telefon biraz şaşırtıcı açıkçası. Telefonun yanında arkadaşlar ses açıp kapama tuşu var. Şurada sim kart girişimiz var muhtemelen. Bu tarafta power tuşumuz var. Arka yüzde aynı 5i'de olduğu gibi. Dörtlü bir kamera var 5i'de olduğu gibi ve üst tarafta 48 megapiksellik ana kameramız görünüyor. Burada ise flash lambamız var. Şurada ise fiziksel parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Alt taraftaki çerçeve biraz kalın. Evet, yani çok ince değil. Damla çentik tasarımı ama alt kısmındaki çerçevenin biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Türkçeyi seçelim. Açalım bir telefonu. Türkçe. Wi-Fi'ye bağlan. Evet, bağlanalım. Bağlandık. İleri diyelim. Wi-Fi asistanı ileri. İleri. Telefon bu arkadaşlar. Kutu çok büyük. Ama dediğim gibi yani çok kalın bir kutu olmasına rağmen içinden çıkanlar bunlarla sınırlı. Ha, bir de kılıfımız vardı. Kılıfı da takalım mı? Bakalım nasıl duracak. Kılıfı takamadık. Çıkamadık daha doğrusu. Kılıfı da şöyle bir takalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle telefon kılıf. Zaten telefon kalın. Bir de bu kılıfı takınca taktık. Vallahi gidiyor da. İleri. Yani kılıf çok güzel durmadı açıkçası. Yani öbür türlü daha hoş duruyordu. Kopyalama. Gerek yok bu tarz şeylere. Evet. Değil mi? 6i bu arkadaşlar. Aldığınızda kutunun içinden çıkan da bunlar. Kulaklık çıkmıyor. Hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Bu hızlı şarj adaptörünün tabii ki bir artısı vardır. Bakalım 18 watt. Evet, 18 watt. Yani hızlı şarj adaptörüyle gelmesi güzel tabii. Bu önemli bir artı. Type-C kablomuz var burada. Bu da önemli bir artı. Onun haricinde kulaklık olmaması önemli bir eksi. Yani şuna kulaklık konulabilirdi bence. Ama nedense Realme kulaklık koymamış. Belki fiyatını uygun tuttukları içindir diyeceğim de, zaten bir kulaklık kaç dolar? Yani 3-5 dolar bir şey bunların içine koydukları. Sonuçta kablosuz kulaklık koymuyorlar. Yani günü kurtarmak için dandik bir kulaklık konuluyor genelde. Sonra diyelim, şu arayüzü bir göstermek istiyorum size ama nedense bir türlü gelemedik oraya. Evet, Realme UI arayüzüyle geldi. Telefonumuz öbüründe Color OS vardı. Yani biliyorsunuz Oppo'nun arayüzü zaten Color. Bunda ise Realme'nin arayüzünü kullanmışlar. Şöyle baktığımızda farklılıklar var zaten. Kısmi olarak farklılıklar var. Ufak farklılıklar var desek daha doğru olur. Evet arkadaşlar, telefonların karşılaştırmasını yapacağım. Önümüzdeki günlerden önce inceleme videosu gelecek bu telefonun. Ardından 6i ile 5i'yi kıyaslayacağım. İki segment arasında ne değişmiş? Çünkü 4 ay arayla gelen telefonlar dediğim gibi. Dolayısıyla pek bir şey değişmemiş de olabilir. Hani tamam, biliyoruz Yonga seti ve kamera tarafında, ön kamera tarafında değişen olaylar var. Hızlı şarj falan geldi. Bakalım bu aradaki gelen değişiklikler fiyat farkını karşılayacak mı? Şu anda bunun fiyatını bilmiyoruz ama 5i dediğim gibi 1400 liralara falan satıldı. 1600 liraydı fiyatı, kampanya falan yaptılar, 1400 liralara çektiler. Dolayısıyla biz onun fiyatını 1400 lira baz alarak bu telefona ne kadar daha fazla vereceğiz onu göreceğiz. Ve değer mi değmez mi sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka bir kutu açılım videosunda görüşmek üzere, sizlere hoşça kal diyorum.